Lalilu'nun atölyesine bir kelebek geldi. Vay canına. Şirin bir bebek getirmiş. Yeni gözler çizelim. Eyeliner sürelim ve kirpikleri ekleyelim. Hadi şu kaşları düzeltelim. Abrakadabra. İşte ayakkabı bağı çözüldü. Uçları keselim. Mavi ve sarı keçeden bir battaniye yapalım. Kenarları dantelli kordele ile kapatılmış. Pırıltıyla oynadı. Vay canına. Şimdi kıyafeti pırıl pırıl. Bebek kundağında sıcak ve rahat. Tatlım uyuma vakti. Neden ağlıyorsun? Ama daha çok ağlamaya başladı. Aa canım benim. Beni burada bekle, bir şeyler bulacağım. Büyük anne kenara çekildi. Ve kelebekler Mirabel'in üzerinde uçuşmaya başladı. Güzel kanatlar. Bir bakayım. Bebek kundaktan indi ve yeni arkadaşını takip etti. Tavşan da ısınmak istiyor. Battaniyenin içine girdi. Hayra vay. Büyük anne bir sürpriz yaşadı. Nereye gitti? Büyük anne ben ve kelebek arkadaşız. Bir parça folyo keselim. Bitti bile. Buruşturalım. Bir kapibara gövdesi olarak şekillendirelim. Modelleme kilini yoğuralım. İşte güzel bir düz parça hazır. Çerçeveyi onunla saralım. Kürke biraz doku verelim. Vay canına! Sihirli buhar heykelciyi pişirdi. Kürke boyayalım. Ne kadar tatlı. Mirabel'in en sevdiği evcil hayvanı ciddi ve düşünceli görünüyor. Mirabel midilliye biner gibi bir kapibaraya biniyor. Birlikte oynamayı seviyorlar. Mirabel uzaktayken kapibara onu özlüyor ve onu oynamaya çağırıyor. Kabarık toplar. Tut! Böyle bir dostluk sonsuza kadar sürer. Mirabel... Sabah şarkısı beni her zaman neşelendirir. Aa, hayranlarım burada. Tamam, senin için gösteri yapacağım. Tatlım, önünde parlak bir gelecek var. Belki bir gün şarkıcı olurum. Henüz bilmiyorum. Silikon çubuğundan bir mum yapalım. Bir teli içinden çekelim. Bir desen yapalım. Mumu altın desenlerle süsleyelim. Fitilin ucunda pullu bir alev parlıyor. Bu hipnotik. Tatlım, sihirli mumun hikayesini öğrenme zamanı geldi. Madrigal ailesinin sihirli güçleri var. Vay canına! Her aile üyesi inisitasyon ritüelinden geçer ve sihirli güçleri elde eder. Vay canına, ben de yapacak mıyım? Evet tatlım, mumun ışığı sana yolu gösterecek. Kaderi göreceksin. Bir parça hafif gili yoğuralım. Kelebek şeklinde şekillendirelim. İşte, holografik plastikten kanatlar yaptık. Yanlarda altın tozu parlıyor. Küçük Mirabel bahçede. En sevdiğim kapibara ile oynamak eğlenceli.
Şimdi benim sıram. İt beni lütfen. Yaşasın. Bak, kelebek. Ne güzel. Ben böylesini görmedim. Dur, sana daha yakından bakmak istiyorum. Mirabel bir kelebeği kovalamaya başladı. Ama güzel çiçeklerde saklandı. Korkma, ben sadece arkadaş olmak istiyorum. Anlaşıyorlar gibi görünüyor. Mirabel büyüdü. Pekala, bu saç modeli hiç iyi değil. Bu çok daha iyi. Güzel bir bob saç kesimi oldu. Eski boyayı çıkaralım. Yeni kahverengi gözler çizelim. Ruj uygulayalım. Yeni elbisene bayılacaksın. Sihirli kırmızı ayakkabılar yaptı. Altın çerçeveli gözlükler ona çok yakışıyor. Mirabel genç oldu. Evde oturmuş kitap okuyor. Hey! Seni görmeye geldim. Yürüyüşe çıkmak ister misin? Hadi yapalım. Hazır ol. Aa, ne giyeceğim? Bir moda şovuna hazır mısın? Tabii ki. Şuraya bir bakayım. Elbiseyi beğendin mi? Hayır, beğenmedim. Belki bu daha iyidir. Bu çok süslü. Aa, buldum. En sevdiğim eteğim. Evet, çok güzel. Görünüm hazır. Şimdi yürüyüşe çıkalım. Bir kolye ucunun tabanına ihtiyacımız olacak. Basılı bir parça takalım. Tik tak, tik tak. Çalar saate metal kapaklardan bacaklar ve bir zil ekleyelim. Aa, kalkmak istemiyorum. Sadece 5 dakika daha. Zil geçici olarak kesildi. Ama sonra tekrar başladı. Ah, yastığın altına giriyorsun. Ama orada bile uyumasına izin vermiyor. Hepsi bu. Bundan bıktım. Artık erken kalkmak yok. Beni uyandıramayacaksın. Güle güle çınlayan canavar. Aa, yatağım. Yine beraberiz. Cidden mi? Beni yalnız bırakmayacak mısın? Neler oluyor? Plastik bir şişeyi sulama kabına çevirelim. Mor köpük kağıt bir şişe boğazına dönüştü. Bir kup ekleyelim ve çiçeklerle süsleyelim. Kızlar, kavgayı bırakın. Bir şişe ihtiyacımız olacak. Bir parçayı çıkaralım. Şeffaf plastik bir küreye dönüşecek. Sim serpelim. Genç bir bahçıvan için harika aletler. Hey! Mirabel'in kız kardeşi sihirli güçleriyle çiçek yetiştirmeye karar verdi. Çiçeğim çok güzel olacak. Biraz konsantrasyon ve... Oh no! Aa, işe yaramıyor. Sadece 3 çiçek ortaya çıktı. Ya, üzülme. Başka bir yol var. Geri döneceğim. İşte sihirli bir kürek ve sulama kabı. Onları kullan. Ben yardım edeceğim. Kızlar çalışmaya başladı. Ve işte sonuç. Çiçekler tüm çiçek tarhını kapladı. Harika bir iş çıkardık. Bana yardım ettiğin için teşekkürler tatlım. Kabuk gerçekten çok güzel. Bir inciye ihtiyacımız olacak. Bir inciyi sabitleyelim. M harfi var. Bu ne anlama geliyor? Hey! Büyük anne, neden buradayız? Senin görevin eve bir detay eklemek. Hangisi? Bir kapı kolu. Bu sihir. Sana inanıyorum tatlım. Mirabel hediyeyi kabul etti ve kapıya geldi. Bir hamle. Evde çiçekleri açtı. Sihirli gücünü keşfetmemiş olsa da özel yeteneği ailesinin hayatını daha iyiye doğru değiştiriyor. Ev sadece başlangıç. Yapabileceğini biliyordum.
Şu renkli keçeye bakın. Güzel bir zambak gibi görünüyor. Kuş 3 bebek getirdi. Daisy, Rose ve Lily. Madrigal ailesi büyümek üzere mi? Sürpriz partiye hazırlanıyoruz. Pekala, her şey hazır mı? Yastıkları düzeltin. Bir çelenk. Gelmek üzereler. Saklanalım. Sonunda eve geldik. Herkes nerede? Sürpriz. Hey! Onlar harika. Birlikte fotoğraf çekelim. Harika. Bir yatak bile hazırlamışsın. Genç ebeveynler mutlu. Sürpriz işe yaradı. Teşekkürler. Bir aile fotoğrafı yapıştıralım. Köpek kağıt üzerinde bir pencerenin ana hatları beliriyor. Güneş parlıyor. Çok fazla çiçek ortaya çıktı. Sayfaları ekleyelim. Anahtarı sadece sahibinde var. Ne şirin bir albüm. Kime ait acaba? Isabella'ya hediye verme zamanı. Ellerini çırptığı anda masada ikramlar belirdi. Isabella, tebrikler. Senin için bir şeyimiz var. Daha fazla sürpriz mi? Ne harika bir albüm. Çok duygulandım. Mirabel, al anahtarı al. Onu her zaman boynumda taşıyacağım. Kalın kartonun ana hatlarını çizelim. Hazır. Bu mükemmel boyut. Biri bize yetmeyecek. Fayansları parlak renklerle boyayalım. Çiçekler çizelim. Diğer karolar da özel tasarımlara sahip. Bu muhtemelen onların favorisi olacak. Bebekler ılık suda yüzüyor. Kızlarım güzel ve temiz olacak. Her şey onlarla başladı. Geçmişe hatırlıyorlar. Bu küvet sıkıcı görünüyor. Yeni fayans mı yaptırsak? Merhaba, en iyi uzmana ihtiyacımız var. Merhaba, benim adım Carlos. Her karo ayrı ayrı tasarlanmış. Tam bir set istediğinize sevindim. Vay canına, çok renkliler. Ona uzandılar ve... İlk görüşte aşktı. Anne bak. Bebekler nasıl yapabildiniz? Fayanslar. Carlos. Bunun fotoğraflarını çekmemiz gerek. Fotoğraflar yeni albümü doldurdu. Silikon uygulayalım. Eski bir klasörden şeffaf plastik gerekiyor. Sadece onu yakmamız ve bir çizim uygulamamız gerekiyor. İşte sıcak bir sahil. Parçaları ayıralım. Bunlar sıra dışı bulmacalar. Bebekler bir oyun alanına geldi. Kızlar hemen geliyorum. Uslu durun. Vay canına. O ışık ne? Hadi kazalım. Orada ne var? Resim çekelim. Ne anlama gelebilir ki? Palmiye ağaçları, güneş, bu bulmacalar geleceği mi anlatıyor? Evet, kartondan kapı parçaları yaptık. Ayrıntıları ekleyelim. Altın detaylar her zaman harika görünür. Kapı büyülü görünüyor. Nereye yol açıyor acaba? Tatlım, bebekler oynarken biraz yürüyelim. Memnuniyetle. Ne yapmalıyım? Sıkıldım. Çizmek istiyorum. Boya kalemi ya da kağıt yok. Ama düz bir kapı var.
Küçük sanatçılar. Ebeveynler ne diyecek? Kızlar üst üste tırmandı. Aa, annem ve babam buna bayılacak. Isabella sanatı beğenmeyebilir. Tamir etmem lazım. Carlos kapıcıya gitti. Merhaba. Bir kapıya ihtiyacım var. Seçimini yap. Aa, bu ben değilim. Bunu alacağım. Ve bunlar çok küçük. Bizim için doğrular. Aa, anlıyorum. Şu. O kapı. Aa, onu unutmuşum. Acele etmeliyim. Babam hemen eski kapıyı değiştirdi. Yaptık. Ve sana bir hediyem var. Bir şövalye. Merhaba ailem. Aa, elimizde yeni şeyler var. Yeni bir kapı almaya karar verdim. Harika. Harikasın. Fotoğraf albüme giriyor. Renkli boncuklar. Bir fikrim var. Bunlar Hawaii boncukları. Onları biraz değiştirelim. Evet, bunlar palmiye yaprakları. Tam Hawaii tarzı. Aile yeni bir kapıdan geçti ama... Hawaii sana sahip olduğu için mutlu. Vay canına. Gerçekten işe yaradı. Yerel kıyafetler giymelisin. Anne baba üstünü değiştirirken bebekler küçük bir maymunu takip ediyorlardı. Bekle. Sana yakışmış Carlos. Çok tatlısın. Dur. Kızlarımız nerede? İşte buradalar. Bir palmiye ağacında. İnin aşağı sizi yaramazlar. Birlikte dans edelim. Hadi bakalım. Bu çok eğlenceli. Burada çok fazla parça var. Ama bizim sadece yuvarlak bir kutuya ihtiyacımız var. Işıltılı kumaşa yumuşak bir katman bağlayalım. Neredeyse bitti. Onları farklı renklere boyayalım. Havuzu çiçek yapraklarıyla dolduralım. Çiçek kızımıza çok yakışacak. Burada harika bir parti şovmen var. Bebeklerimize doğru ellere bırakıyoruz. Ve bir kaplıcaya gidiyoruz. Kızlar şovmenleri meşgul edecek. Yüzme simidi olan bir unicorn'u fark ettiler. Onları giyin ve yüzmeye başlayın. Aa, bekle. Yetişkin olmadan yüzmek için çok küçüksün. Senin için bir şeyim var. İşte bak, o da büyülü. Ne düşünüyorsun? Kızlar eğleniyor. Topları atıyorlar. Burada çiçeklerimiz olsa daha iyi olurdu. Size biraz daha çiçek getiriyorum. Alın bakalım. Evet, bu çok daha iyi. Çok tatlılar. Kalın strafor üzerine bir daire çizelim. Yarıya keselim. Birkaç tüy ödünç alacağız. Aa, bu bir yelpaze. Böyle bir aksesuarla sıcak havanın üstesinden gelebilirsiniz. Carlos ve Isabella bir spada dinleniyorlar. Ama Isabella sıcak havayı hiç sevmiyor. Bir şeyler bulacağım. Bekle. Sevgili karım için lezzetli bir kokteyl. Buzlu içecekler yardımcı olmuyor. Bir yastıkla yelpaze yaparsam nasıl olur? Hala sıcak. Uç yastığım. Aa, teşekkürler. Eyvah. Üzgünüm. Bir fikrim var. Sadece bir yelpazeye ihtiyacın var. Al al. İşe yarar herhalde. Aa, ferahlatıcı. Mükemmel. Bizi kurtardın. Tahta şişlerden bir çerçeve yapalım.
Altın süslemeler çizelim. Burada bir tatilden bir aile fotoğrafı olmalı. Aile tatilden döndü. Aa, çok güzeldi. Cassita eve geldikleri için mutlu. O kadar çok fotoğraf çektim ki. Onları en iyi çerçevelere koyacağım. Güzel. Kızlar, bize koşun. Fotoğrafı beğendiniz mi? Hey, hadi başka bir yolculuğa çıkalım. Bir kelebek bir çiçekten uçup gitti ve ardında minik bir kız bıraktı. Hadi daha yakından bakalım. Bu bebek Rosie. İç çamaşırı altın yıldızla parıldıyor. Emzik bile çiçek şeklinde. Ne kadar şirin bir bebek. Mirabel çocuklar için kundak yapmaya karar verdi. Bu harika. Herkes mutlu. Tel parçalarını katlayalım. Preslenmiş folyoya saralım. Modelleme kili çerçeveyi kaplıyor. Devam edelim. Ve şimdi heykelcik bir tukan gibi görünüyor. Beyaz göğüslü ve parlak sarı gagalı koyu renkli tüyler. Ne alışılmadık bir renk. Mirabel kız kardeşinden çocuklara bakmasını istedi. Bir kapibara da yardımcı oluyor. Aa, evcil hayvanıma yardım etmem gerek. Ama bebeklere kim bakacak? Onları izlemekten mutlu olacağım. Okay. O örtbas etti. Ata biniyorlar. Scooter'la oynuyorlar. Ve harika vakit geçiriyorlar. Isabella kapibaranın pençesini düzeltmeyi başardı. Artık o da oynayabilir. Bir çift boncuğa ihtiyacımız var. Marakas yapalım. Onları boncuklara batıralım. Wow. Payetli çiçeklerle süsleyelim. Sesleri çok tatmin edici. Mirabel ablasını bekliyordu. Ve şimdi çocuklarla vakit geçiriyor. Bebek bir kapibaraya binerken aniden... Isabel teyze... İşte tavan arasında bulduğum şey. Orada ne var? Göster bana bakalım. Aa, yeni oyuncaklarla ilgilendiğini görüyorum. Rose kutudan bir şey aldı. Bunlar marakas. Şu küçük müzisyene bakın. Çocuklar bir konser sahneledi. Düğmeleri seçelim. Bir eksen görevi görecek. Boncukları piramit şeklinde yerleştirelim. Kuleyi kelebeklerle tamamlayalım. Bunlar sayı saymak için faydalı oyuncaklar. Çocuklar yerde Lego ile oynuyorlar. Her yerde parçalar var. Nasılsınız bebeklerim? Aa, çocuk odasına çıplak ayakla girmemeliydi. Temizleme zamanı. Legolar raftaki bir kutunun içine giriyor. Çocuklar bunun yerine oyuncak piramitlerle oynayabilir. Onu seveceksiniz. Güvenliği ve renkleri ve boyutları öğrenmenize yardımcı olacak. Birlikte oynayalım. Size öğreteceğim. Tahta şişlere ihtiyacımız olacak. Işıltılı silikon uygulayalım. Şişleri takalım. Kurdeleler çok şirin görünüyor. Onları bir ipliğe yapıştıralım. Kasita'nın iç mekanına rengarenk bir çelenk çok yakışacak. Standları asalım. Hoş geldiniz çocuklar. Isabella harika bir parti düzenledi. Mirabel ve kızları gelmek üzere. Yes. Odayı sadece balonlarla dekore etmem gerekiyor. Bir şey eksik. Aa, bir fikrim var. Isabella bir çelenk için parçalarla geri geldi. Mirabel buna bayılacak. Merhaba Isabella. Vay canına, ne güzel. Her şeyi kendin mi dekore ettin? Ve beşiği bile mi hazırladın? Teşekkürler.
Yeni zanaatımız için bir sünger standına ihtiyacımız olacak. Koltuklar yanlarda asılı. Yumuşak ve renkli. Wow! Keçe yaprakları keselim. Koltuk arkalıkları çiçeğe dönüşüyor. Bütün uğur böceklerine bakın. Mirabel öğle yemeği hazırlıyor. Bir dakikalığına arkasını döner dönmez bebekler çoktan masanın etrafında dönmeye başladılar bile. Aa çocuklar, sizi nasıl oturtabilirim? Sihirli bir şeyler yapacağım. Banyo mu? Bunun için çok erken. Bebek arabası? Hayır, hayır. Ne? Çaydanlık mı? Kimsin? O laf ama bu benim hikayem değil. Sonunda ihtiyacımız olan şey bu. Bebekleri beslemek için en güzel mama sandalyesi. Kızlar hareketsiz oturuyorlar ve şimdi anneleri onlara öğle yemeği verebilir. Harika bir buluş. Bir yatak için bir lol kabına ihtiyacımız olacak. Parlak köpek kağıtla kaplayalım. Diğer kağıda bir kelebek çizelim. Kanatlar çırpılmaya başladı. Biraz sim serpelim. Wow! Standa sabitleyelim. Çifte kalıp bir kelebeğe dönüşüyor. Böyle battaniyelerle üşümezler. Küçük doğa severler için güzel bir yatak. Mirabel evle ilgileniyor. Ama çocukları her zaman telaşlıyken nasıl işine konsantre olabilir? Bir yataktan yatağa koşması gerekiyor. Böylece çocuklar bir süreliğine ağlamayı kesiyorlar. Ay, ütüyor notum. Aa, bir şey yanıyor. Aa, giysiler yanmış. Şimdi ben de ağlamaya başlayacağım. Aa, ağlama. Dinlenmen lazım. Onlarla tek başına baş edemezsin. Bekle, bir fikrim var. Mirabel dışarıdayken Isabella yatakları birleştirmeye karar verdi. Kelebek tatlım yardım et. Kanatlı yardımcı iki yatağı tek yatak haline getirdi. Artık çocuklar bir arada ve sıkılmayacaklar. Biraz dinlenin bebekler. Oo, bu kadar güzel bir yatağı nereden buldun? Gizli. Bye. Mirabel ablasını dışarı çıkardı ve temizliğe başladı. Na 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 na. Çocuklar uyuyor. Anne temizliyor. Harika. Eski bir şapkayı saksıya çevirelim. Yumuşak kille dolduralım. Boru temizleyicisinden bir gövde yapalım. Bir çiçek ekleyelim. Bu harika bitki dene. Sıra dışı çiçekleri arıyoruz. Size harika güller sunabilirim. Buna ne dersin? Ama bebek seçenekler hakkında pek mutlu değil. Bekleyin. Sihirli bir çiçeğim var. Eğlenceli melodiler söylüyor. Ne güzel bir şarkı. Kızlar performansa hayran kaldı. İşte kreş için daha iyi bir çiçek bulamazsınız. Bir rüzgar çanı için süslemeler alalım. Isıtılmış bir bizle açıklıklar yapalım. Ailenizden yardım isteyin. Aksesuar zincirlerini kanatlardan çekelim ve uçlarına metal parçaları asalım. Güzel bir şey duyuyoruz. Rüzgarın bir yel çanıyla güzel melodiler söylediğine dair efsaneler var. Mirabel ve çocuklar bir ormanda yürüyorlar. Aniden rüzgar sihirli sesler çıkarmaya başladı. Mirabel arkasını döndü ve alışılmadık bir alet gördü. Bebeklere göstereceğim. Müziği sevdiniz mi çocuklar?
Çocuklar çiçekleri ve zincirleri izliyor. Hadi yanımıza alalım. Rüzgar çanı evlerine ahenk getirdi. İşte en sevdiğim peri masalı. Ama çocuklar uyuyamıyor. Bu kadar erken yaşta düzenli bir uyku programı çok önemli. İyi bir uykuya ihtiyacınız var. Ancak yumuşak melodiler bile bebekleri sakinleştiremiyor. Bir fikrim var. Balkonuma bakın. Aa, bu çok güzel kokuyor. Burası büyülü. Çiçek sütünü şişelere koydu. Gül şeklinde kapak ekleyelim. Şişeyi bir kalple süsleyelim. Çiçek iksiri yaptık. Isabella elinde bir şişe sihirli sütle geri geldi. Wow. Bebeklere masaj yapacağım. Çocuklar sakinleşti ve sustu. Süt uyumalarına yardımcı oldu. Evet, eski tarifin işe yarayacağını biliyordum.